Neler söyleyeceksiniz? Tüm ülkeden dua bekliyoruz. Başka hiçbir şey beklemiyoruz. Afrin'e düğüne gidip geleceğiz sadece. Başka bir şey yok. Sadece düğüne gidiyoruz. Hepimiz bu yiğit askeri bu sözleriyle hatırlıyoruz. Vatan savunmasına düğüne gider gibi giden şehit Enes Sararsan'ın memleketinde vatan coşkusu var. Bütün Türkiye saygı duyuyor. Sizler Mehmet Yağmur gibi, Enes Sarı Aslan gibi bu memleket için, bu vatan için canını veren Selçuk Dost gibi kahramanlar yetiştiren bir halksınız. Ne mutlu bu analara ki Selçuk Dostları doğurdu. Vatan savaşında şehitler veren Suvarlılar vatan sağ olsun diyor. Vatan ölmez! Şehitler ölmez! Vatan ölmez! Vatan sağ olsun! Vatan sağ olsun! Bakın şu manzara, şu gördüğüm manzara çağdaş Türkiye manzarasıdır. Çağdaş Türkiye manzarasıdır. Değerli kardeşlerim, pazar akşamı burada davulları zurna yere vuracağız. Bu görüntüler belediye seçimlerinin yenileneceği Suvarlı beldesinden. Vatan Partisi 4 Ağustos'ta yapılacak seçimler için Suvarlı'da gövde gösterisi yaptı. Gazi Başkanımızın başkanlığını burada bir düğün gibi kutlayacağız. Düğün yapacağız. Seçim maratonunun bitmediği tek yer Adıyaman'ın Besne ilçesine bağlı Suvarlı beldesi. 4 Ağustos pazar günü yenilenecek seçimlerde iki partinin adayı yarışacak. AK Parti ve Vatan Partisi adayları Suvarlı'da yönetime aday. Belediye Başkan Adayı Gazi Sabancı'ya destek büyük. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Suvarlı'da yaptığı miting büyük coşku yarattı. Değerli Suvarlılar, örnek bir seçim yapıyoruz. Ve burada Gazi Sabancı'nın başkanlığında dünyaya nam salacak örnek bir belediye kuracağız. Toprağımız var, güneşimiz var, suyumuz var, sizin gibi çalışkan insanlarımız var, her şeyimiz var. Buraya sermaye getirip, tesisler kurup, tarımı sulu olarak yapmak, su sorunu çözmek, bu konuda da size kesin söz veriyoruz. Gazi Sabancı'nın birikimi ve tecrübesi halk için bir umut ışığı. Vatan Partisi lideri üretim devrimi vurgusu yaptı. Suvarlı'nın emekçi halkına dikkat çekti. Gazi Başkan girişimci, icatçı, yaratıcı, plancı, iş hayatında başarılar kazanmış. Bizim önümüze, Suvarlı halkının önüne başarılarla geliyor. Şimdi sıra Suvarlı Belediye Başkanı olarak o başarılarına altın başarılar katmak. Gazi Başkanımızın hizmetleriyle burayı bir altın kent, Suvarlı'yı bir altın kent haline getirdikten sonra hakkımız olan ilçeyi de alacağız, söz veriyoruz. Vatan Partisi lideri üretim devrimi vurgusu yaptı. Suvarlı'nın emekçi halkına dikkat çekti. Türkiye büyük bir kararın eşiğindedir. Türkiye yeni bir döneme girmektedir. Türkiye Amerika'ya kafa tutuyor. Türkiye İsrail'e kafa tutuyor. Türkiye aslanlar gibi sizin yetiştirdiğiniz evlatlarla Amerika'ya karşı savaşıyor. PKK'yı, terörü bitiriyor. Onun için Türkiye bir karar dönemine girmektedir. Türkiye üreten Türkiye olacak. Sizlerin ellerinde üreten Türkiye olacak. Suvarlı bütün Türkiye'ye bir bayrak kaldıracak. Üretim bayrağını kaldıracak.